Herkese merhaba, ben Batuhan. Bugün sizlere online bir şekilde nasıl sihirbazlık yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi bildiğiniz üzere pandemi dönemindeyken birilerine yüz yüze sihirbazlık yapmak zorlaşmaya başladı. Bu yüzden arkadaşlarınızı görüntülü bir şekilde arayıp onlara sihirbazlık yapabilmek için birkaç numara göstereceğim ve bunu bir seri haline getireceğim. Yani tek bir video olmayacak, birçok video gelecek. Arkadaşlar bu tarz serilerin devamını videoların beğenilerine göre karar vereceğiz. Eğer sizler bu tarz videoları beğeniyorsanız demek ki bu tarz videolar görmek istiyorsunuz demektir. O yüzden lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, aynı zamanda video ile ilgili yorumlarınızı da videonun yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Numarayı yapmaya başlamadan ve sırrını öğretmeden önce şu an ekranın üzerine Instagram adresimi bırakıyorum arkadaşlar. Sihirbazlıkla ilgili, YouTube'la ilgili özel sorularınızı bana oradan yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram adresime birçok yeni sihirbazlık videosu atıyorum. Onları da takip etmek için Instagram adresime göz atabilirsiniz. Bakın burada Instagram adresim var. Evet, şimdi numarayı ben burada yapacağım. Şu an yanımda seyirci olmadığı için veya herhangi bir şekilde birini online arayıp yapmadığım için sanki karşımda bir seyirci varmış gibi davranacağım. Lütfen siz de numarayı o şekilde izleyin. Gösteriye başlamadan önce her sihirbazın yapması gereken kart karıştırmayı ben de gerçekleştiriyorum ve seyirciler adına bir tane kart seçeceğim. Diyelim ki seyirci bu kartta dur demiş olsun. Seyircinin seçtiği kart, lütfen siz bakın, ben hiçbir şekilde bakmak istemiyorum. Harika. Seçilen kartı desenin ortasında herhangi bir yere gönderiyoruz. Bu gayet klasik bir işlem. Ancak bu işlemi sürekli tekrarlarsanız kartın yeri sürekli değişecektir. Ve kartı bulmak çok daha zor olacaktır. Hatta bunu açık bir şekilde de tekrarlayalım. Kartı sürekli keserseniz kartın yeri sürekli değişecektir. Ve artık kartı bulmak her zamankinden daha zor olacak. Şimdi hepinizin ekrana doğru elinizi uzatmasını istiyorum. Herkes ekrana doğru elini uzatsın ve bu desteğe odaklansın. Şu an seçilen kartın hangi sırada olduğunu bilmiyorum ama tahmini olarak 38. sıralarda falan. Ancak bu benim tahminim. Şimdi herkesten seçilen kartın destenin en üzerine doğru geldiğini hayal etmesini istiyorum. Herkes bu işlemi tekrarlasın ve destinin en üzerine geldiğini hayal etsin. Sanırım hissediyor gibiyim. 38'den 35'e doğru gelmeye başladı. 34, 33, 30, 29, 25, 26, 24, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, hayır 12'de kaldım. Biraz daha enerji yollayın lütfen. 12, maalesef 12'de kaldı. Bakalım mı? Oyunu yaparken oyunun sunumunu biraz saçmaladım. Tamamıyla doğaçladım açıkçası. Normalde bu oyunu çok daha farklı şekilde sunuyorum. Siz nasıl isterseniz o şekilde sunabilirsiniz. Ben kısaca oyunu hemen size göstermek istiyorum. Oyuna başlamadan önce hemen oyunumuzun ismi gelsin. Evet, oyunu dünyadaki bütün sihirbazlar farklı şekilde sunuyor ve oyunun literatürdeki birkaç ismi daha var. Bu oyunla ilgili söyleyebileceğim en spesifik örneklerden bir tanesi Harry Lorraine'in sunuş tarzı arkadaşlar. Harry Lorraine'i bilmeyenler için biraz anlatmak gerekirse, kendisi gerçekten sihirbazlık dünyasında, özellikle kart konusunda çok ünlü bir isim. Her neyse, bunu yapmak için arkadaşlar ilk olarak bir kart grubuna ihtiyacınız var. Ben maçaları kullanıyorum. Aslardan başlayıp onlara kadar vale, kız ve papaz. İsterseniz bunu sinekler olarak değiştirebilirsiniz, karolar olarak değiştirebilirsiniz, kupalar olarak değiştirebilirsiniz. Hangi grubu daha rahat ezberliyorsanız. Dediğim gibi ben maçası kullanıyorum. Sıralama şu şekilde. Papaz, kız, vale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve as. Yani 1.
Bunları gidip aynen bu şekilde desenin altına koymalısınız ve açtığınız zaman en alttaki grup rahatlıkla gözükmeli. Gösteriye başlamadan önce bir false shuffle atın derim. False shuffle bilmeyen arkadaşlar için şudur. Sahte destek karıştırma. Sahte destek karıştırmanın birçok yolu var. Daha önceden kanalımda da sahte destek karıştırma ile ilgili birçok video çektim. Videonun açıklama kısmına o videoların linkini de bırakacağım. Ancak yine de bu video için bir tane de sahte destek karıştırma ben öğreteceğim. Bunun için de kitaplara başvuracağız arkadaşlar. Bunlar yabancı sihirbazlık kitapları ve bu kitaplarla ilgili aynı zamanda sihirbazlıkla ilgili antika ürünlerin ve sihirbazlıkla ilgili eski gösteri afişlerinin paylaştığım bir Instagram sayfam daha var. Bu benim ikinci Instagram sayfam. Onu da buraya bırakırım. Birinci Instagram sayfamın yanında bu sayfayı da takip etmek isteyenler takip edebilirler. Aynı zamanda şu kararı aldım. Her videomda artık bir sihirbazlık kitabı önereceğim. Bu sihirbazlık kitaplarının içerisinde bir sürü sahte destek karıştırmayı veya temel eğitimleri bulabilirsiniz veya birçok numaraya sahip olabilirsiniz. Ama şu an çok fazla vakit almamak için ben kendi bilgim dahilinde bir sahte destek karıştırma göstereceğim. Şu an bunları göstermemin sebebi bana Instagram'dan bu sihirbazlık kitapları ile ilgili çok fazla soru geliyor. Meraklıları için önerebilirim. Her neyse. Ben şimdi size bir false shuffle öğreteceğim. Daha önceden de kanalda öğrettiğim bir false shuffle'dır bu. Örnek veriyorum. Şöyle en alttaki kartları gösterelim. Aslardan başlayıp papazlara kadar giden bir grup var. Kartları şöyle kesip karıştıracağım. Hatta bir kere daha kesip karıştıralım. Ve kartlar hiçbir şekilde karışmayacak. Olduğu şekilde kalacak. Bu sahte destek karıştırmayı yaptığınız zaman sadece en alttaki kartlar karışmıyor arkadaşlar. Bütün deste karışmıyor. Yani bütün destedeki kartlar olduğu yerde kalıyor. Bütün desteyi karıştırmamak için kullanabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Aynen bu şekilde desteyi tutuyorsunuz arkadaşlar. Ve yapacağınız ilk şey destenin en altından biraz kart kesmek. Bunu yaptıktan sonra tabii masada yapıyorsunuz. Destenin altından biraz kart kesiyorsunuz ve destenin en üzerine getiriyorsunuz. Elleriniz hala ayrılmamış durumda. Daha sonra en alttan biraz daha kart kesiyorsunuz. Ve aynen bu şekilde tıpkı bir merdiven gibi masaya seriyorsunuz. Tekrardan kesin, üstüne bırakın. En alttan biraz kart alın ve masaya bırakın. Toplama şekli ise en arkadan başlar. Yani en arkadan tutuyorsunuz diğer parçanın üzerine, bunu da diğer parçanın üzerine. Toplama şekli de bu şekilde olursa artık sahte destek karıştırma başarılı bir şekilde tamamlanmış oluyor. Ve en arkadaki grup hala olduğu gibi kalıyor. Şimdi dediğim gibi bunu online bir şekilde yapıyorsunuz veya gündelik hayatta birine yüz yüze de yapabilirsiniz. Seyirciden istediği herhangi bir yerde dur demesini istiyorsunuz. Mesela seyirci burada dur desin. Ama burada küçük bir detay var. Siz kart seçtirirken ya seyirci gidip de bu maçalardan bir tane kart seçerse. İşte bunun olmaması için şöyle küçük bir taktiğimiz var. Kartları bu şekilde geçmeden önce veya bu şekilde geçmeden önce eğer bu şekilde geçiyorsanız en alttaki kartları hızlıca geçiyorsunuz. Ve sonra bana herhangi bir yerde dur de diyorsunuz. Yani kartlar geçti. Artık tehlike azaldı çünkü maçalar elinizde. Bana herhangi bir yerde dur de. Hızlısı bana herhangi bir yerde dur de gibi. Veya şu şekilde de olabilir. Kartları taramaya en alttan değil de yani en alttaki maçalardan değil de bu maçaları es geçerek başlayabilirsiniz. Yani hemen hemen bir 14 kart 15 kart sonra başlayabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Eğer bu şekilde kart seçtirmek istiyorsanız elinizle bu parçayı biraz saklayın. Bakın elinizle bu parçayı biraz saklayın ve kartları o parçaları açmayacak şekilde açın. Yani bakın bu kart grubu açılmamış durumda kalıyor. Sadece diğer kartları açıyorsunuz. Ve o şekilde kart seçtirin. Amaç bu maçalardan herhangi bir şekilde kart seçtirmemek arkadaşlar. Çünkü bu gösterinizi yapmak için kullanabileceğiniz kartlar. Seyircinin herhangi bir kart seçtiğini düşünelim. Bu kart kupa 6. Şimdi burada key card dediğimiz bir teknik uygulayacağız arkadaşlar. Aslında bu tekniği hepiniz biliyorsunuzdur. Belki de literatürdeki ismini bilmiyor olabilirsiniz. Key card aşağıdaki grubu veya aşağıdaki kartı ezberleyip seçilen kartı onun üzerine kapatmaktır. Kartlar açıldığı zaman kartı bilmeseniz bile bulabilirsiniz. Çünkü sizin ezberlediğiniz kartın yanında olacaktır seçilen kart. Mesela arkadaşlar bu tarz kitaplar aldığınız zaman The Key Card'ı da öğrenebilirsiniz. Key Card'ı nasıl yapabileceğinizle ilgili birçok şeyi gösterir. Birçok versiyonu var.
Yapacağınız şey seçilen kartı destinin üzerine kapatmak. Ve daha sonra desteği bir kere kesmek. Artık maçasın direkt önüne geldi seçilen kart. Bu işlemi devam ettirebilirsiniz. Bu işlemi online bir şekilde gösteri yaparken devam ettirebilirsiniz. Hatta yüz yüze yaparken bunu seyirciye de yaptırabilirsiniz. Yani seyirci durup kartları kesebilir. İstediği kadar kessin arkadaşlar. Hiçbir şekilde oyunu bozmuyor. Emin olun. Daha sonra bu kesme işlemine biraz ara verip desteği ters çeviriyorsunuz. Ve desteği ters bir şekilde kesmeye başlıyorsunuz veya seyirciden desteği ters bir şekilde kesmesini istiyorsunuz. Desteği kesin, kesin ve ta ki bir maça gelene kadar, herhangi bir maça arkadaşlar, ister maça 3 gelsin, ister maça 5 gelsin, ister maça 6 gelsin, hiç fark etmez. Herhangi bir şekilde bir maça gelene kadar bu işlemi devam ettiriyorsunuz. Şu an burada maça 3 var. Bu maça 3 geldiğinden dolayı destinin üzerinden 3 kart sayarsanız 1, 2, 3 seçilen kart kupa altı gelecektir. Her zaman işe yarar. Bir örneğini daha gösterelim. Diyelim ki kartları kestiniz. Maça 3 yerine örnek veriyorum. Maça 8 geldi. Bakalım maça 8'de ne olacak? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kupa altı. Yine aynı şey. Bildiğiniz üzere kart sıralamaları as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vale, kız ve papaz diye geçer. Vale 11'i temsil eder. Kız 12'yi temsil eder ve papazlar 13'ü temsil eder. Eğer vale gelirse 11 kart sayacaksınız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kupa 6 yine denk gelecektir. Eğer maça kız gelirse 12 kart sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. kart. Kupa 6. Eğer maça papaz denk gelirse 13 kart sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. kart kupa 6 olacak. Her neyse arkadaşlar, umarım video yararlı olmuştur. Gerçekten güzel bir oyun. Dediğim gibi arkadaşlar, Harry Lorraine'in yapmış olduğu tarzına da bakmanızı öneririm. Çünkü bu oyunu gerçekten sahnelerde çok kullanan bir insan. Ve gayet hoş bir oyun bana göre. Dediğim gibi bu videoda önerebileceğim kitap bu arkadaşlar. Daha fazla kitabı görmek için ikinci sayfam olan, kitaplarla ilgili paylaşım yaptığım sayfam olanı takip edebilirsiniz. Buraya bırakacağım. Bu kitapları maalesef yurt dışından bulabilirsiniz arkadaşlar. Kitap piyasası, yani sihirbazlık kitapları ile ilgili piyasa maalesef Türkiye'de yok arkadaşlar. O yüzden sihirbazlık kitapları ve sihirbazlık kaynaklarını yurt dışından alıyoruz. Meraklı olan arkadaşlar araştırabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.